Selam. Giderim. Nereye? Git bakalım şöyle, söylerim. Ne yapıyorsun? Balayı için seçim yapmaya çalışıyorum. Bari bu senin kararın olsun değil mi? Bu kadar sevineceğini bilseydim kendim sözleşmeyi önerirdim Çetin'e. Bozulma. Olayı senin için küçültmeye çalışıyorum sadece. Ne arıyorsun? Ne oluyor? Niye çıkardın bunu? Lazım. Yine ne saçmalık geçiyor aklından? Gidiyoruz biz. Siz kim? Siz diye bir şey yok aptal. Yok. Anla artık. Bırak bu işin peşini. O düğün olmayacak anne. Behlül'ün bile bile kendini feda etmesine izin vermeyeceğim. O halinden çok memnun. Aklını başına al artık. Onun için kendini feda etme sen de. Kararımı verdim. Niye çekiyoruz ki biz bu eziyeti? Ayarlayacağım her şeyi. Biletleri de alacağım. Gideceğiz, kurtulacağız bu esaretten. Delirdin yine. Bunun ne demek olduğunu bile bilmiyorsun. Olacakları düşünemiyorsun. Seviyoruz birbirimizi. Niye ayrı ayrı acı çekelim? Niye boyun eğelim? Birlikte olmak varken niye bu hayatı yaşayalım? Niye birilerinin hayatımıza yapışıp kalmasına izin verelim? Behlül beni seviyor. Benimle gelecek. Korkutuyorsun beni. Bu tutku sende saplantı haline geldi. O kararını verdi Bihter. Nihal'i seçti. Bitti artık, bitti. Her şey yeni başlıyor anne. Yakında çok uzaklara gideceğiz. Hepinizden çok uzaklara. Bihter! Bihter! Bihter dedim. Ne oluyor? Şimdi bir şey olduğu yok. Ama yakında çok güzel şeyler olacak. Çok yakında. Ne bu şimdi? Çok güzel ne olacakmış yakında çok merak ettim. Senin düğünün tabii ki. Bunu kastetmediğine eminim. İnternette bizimle ilgili bir şey mi var yine? Tatil programı yapıyordum gel. Bak istersen. Düğün heyecanı herkesi fazlasıyla gerdi. Hepimizin tatile ihtiyacı var. Behlül. Behlül. Top atsan kalkmaz fezi durumda. Didabını aldı gitmeye kalktı. Tuşlu kaldı yerlerde. Behlül. Kaldıralım yan tarafa koyalım. Sallama. Ne vardı bu kadar içecek be oğlum? Yazıktır ya. Evlendirin bu çocuğu sevdiğinle.
Vallahi çok aşık bu oğlan. Mümkün değil, imkansız deyip duruyor. Amca. İyi misin? Beni endişelendiriyorsun. Beni de endişelendiren çok şey var bey. Hilmi Önal yine bir şeyler karıştırıyor değil mi? Sinirim bozulmasın diye söylemedim sana ama... Haberin olmuş anlaşılan. Neyi söylemedin bana? Ben dün gece arkadaşlarla barda takılırken... ...Riva'daki evden aradı birileri. Numarayı görünce şaşırdım. Biri girmiş eve beni arıyor oradan. Ne yapmaya çalıştıklarını anlamıyorum ama bu Hilmi Önal'ın işi yine belli. Sonra evde Bihter'le konuşurken öğrendim ki onu da aramışlar. Bihter tanımadığım bir numara aradı, kapattı. Ben arayınca da cevap vermedi deyince anladım. Baktım numara aynı benim evin numarası. Bu adam alçaklıklarına devam ediyor amca. Düğün üzeri yine huzurumuzu kaçırmaya hazırlanıyor. Tedbirli olmakta fayda var. O evi boşalttın sanıyordum ben. Boşaltacaktım ama fırsat olmadı. Daha doğrusu o olaydan sonra... Eşyamı almak için bile gitmek gelmedi içimden. Orada kurulan tuzağı hatırladıkça midem bulanıyor hala. O adam alçak amca. Davadan vazgeçti diye yüz buldu. Madem öyle biz de uğraşalım onunla, savcılığa verelim. Şimdi konumuz Hilmi Önal değil, Behlül. Konumuz sensin. Sen bana emanet edildin. Seni evimize getirdiğim ilk gün, küçücük parmaklarınla avucumu nasıl sıktığını hatırlıyorum. Arkama saklanmıştın. Bana nasıl güvendiğini o an anladım ilk. Zaman ilerledikçe, gençlik heyecanıyla kanı kaynarken birçok hata yapsan da... ...ben de hep güvendim sana. Bir gün beni ezip geçeceğini, yaralayacağını düşünmedim hiç. Şimdi o güvenle sana hayatımdaki en değerli varlığımı emanet ediyorum. Şu anda yeğenim Behlül'le değil, kızımla evlenecek olan adamla konuşuyorum. O uçarı vurdum duymaz Behlül değil, günden güne sessizleşip olgunlaştığını, uslandığını gördüğüm Behlül'le konuşuyorum. Sendeki bu değişikliğin gelip geçici olmasından korkuyorum. Eski Behlül geri gelecek, benim biricik kızımı üzecek diye endişe ediyorum. Böyle bir şey asla olmayacak amca. Ne benim güvenime, ne de emanetime hıyanet edeceğini düşünmek istiyorum. Bugüne kadar gerçekten olmasa da amca yeğendik seninle. Artık baba oğuluz. Ama şu noktadan sonra Nihal'i, dolayısıyla beni üzersen düşman oluruz. Amca neler söylüyorsun sen? Seni ilk ve son kez olarak bu kadar ciddi uyarıyorum Behlül. Sana emanet edilen her şeyin kıymetini bil. Biliyorum. Bir söz istiyorum senden. Sadece bir söz. Kızımı üzmeyeceğine dair Şerif'in üzerine söz ver bana. Söz veriyorum amca. Söz veriyorum. Thank you.